Discord'umuzda oyun hakkında bilgi diye bir kısım var. Bu kısımda oyuna yeni başlayanlar bilmesi gereken temel şeyleri anlattım. Bossları, hangi duvarın hangi bombayla kaç taneye patladığını, kart alanlarını, arabanın nasıl yapıldığını, madalyanın nasıl alındığını, oyuna yeni başlayanların ne yapması gerektiğini, planörün nasıl alındığını, neredeyse her şeyi anlattım. Siz de bu bilgilerden faydalanmak istiyorsanız Discord'umuza gelebilirsiniz. Ekstradan sormak istediklerinizi sorular kısmına yazabilirsiniz. Son 300 hurdayı toplamak için loot yapmaya başladım. Hurda için topladığım bütün komponentleri dönüştürdüm. Evet, 300 hurdamız hazır. Hemen masamı 3 seviye yaptım. Bir tane öğrenme masası bastım ve seçili öğrendim. Şimdi sıra seçil basıp raid atmakta diyecektim ki helikopter ve araba sesi duydum. Raporta açıp baktığımda K2 klandan olan 4 kişinin burada olduğunu fark ettim. Benim raid atacağım evlerin yanında durmuşlardı. Ve evet, benim raid GG. Adamlar ne kadar aç gözlüyse tahta ve taş beyzleri bile raid diyorlar. Hepsinde AK M4 demir set var. Ona rağmen doymamışlar. Bari birisini bıraksalar da onu da ben raidleseydim. Allah'tan bana dadanmadan gittiler. Ben de ne yapayım? Dinamit bulmak için oda loot yapmaya başladım. Ama oyun seçil ve helikopter gövdesi veriyor. Çıkanların bir kısmını dönüştürdüm. Yapımcı bu serverda biyolojik laboratuvardaki silah sandığından sadece garaj kapısı çıkacak diye kural koymuş herhalde. Umarım mor odadakinden bir şey çıkar. İşte şimdi aynı dilden konuşmaya başladık. Demirbot, olur, yeriz. Reddat mı? Şımartıyorsun beni. Çıkan garaj kapısını vesaire dönüştürdüm. Militarya'ya giderken raidlemek istediğim evlerden birinin erimiş olduğunu gördüm. İyi ki de erimiş. Buna raid atsaydım çok pişman olurdum. Hala oda loot'u yapmamın iki sebebi var. Birincisi M4, 556 ve lazeri öğrenmek. İkincisi ise dinamit bulmak. Ama oyun onun yerine Uzi veriyor. Yani... Önceki videoda söylemeyi unutmuşum. Server'da birkaç izleyicimle karşılaştım. Bana takım olmayı teklif ettiler ama kabul etmedim.
Hepimiz online olduğumuzda birbirimizi vurmamak için aynı takıma giriyoruz. Yanlış anlaşılmasın yani. Ladder çok iyi oldu. Kırılan kartı ve fazlalık kartları dönüştürdüm. Bu base'i raidlemeye gelmemiştim çünkü K2'lerin bunu da raidleyeceğini biliyordum ve de raidlemişler. Bu base'i hatırlamayanlar varsa hani server'a ilk girdiğimde dışında iki kişi yatıyordu, demir kapısı vardı. İşte o base. Yeteri kadar spear'ı topladıktan sonra M4'ü, 556'yı ve de lazeri öğrendim. Biraz 556 basıp military boss'u kesmeye karar verdim. Ama ben military'ye geldim de military boss'u çoktan kesmişlerdi. Ben de oda loot'u yapayım bari dedim. Bu arada telefonumda şöyle bir sorun çıktı. Telefona güncelleme geldi. Ben de güncellemedim çünkü hiçbir zaman telefonumu güncellemem. Ama bu sefer de sürekli telefonu interneti algılamamaya başladı. Yani internet çok iyi ama telefon interneti algılamıyor. Ve sürekli oynadığım oyunlarda crashliyorum. YouTube'da falan videoyu 144p falan izliyorum. Yani yüklediğim videoyu bile saatler içinde yüklüyorum. Hani güncellemediğim için olduğunu düşünüp güncelledim. Yeniden başlattım. Ama düzelmedi. Yine aynı sorunlar var. İnşallah düzelir çünkü düzelmezse oyunu falan silip telefonu satmayı düşünüyorum. Çünkü yani şu an videoyu editlerken telefon daha kötüye gitti. Aşırı kötü durumda. Neredeyse oyun bile oynanmıyor. İzleyicim olan arkadaşların AR silahı yokmuş. Ben de M4 bildiğim için onlara M4 bastım. Sabah uyandığımda demir ve sülfür kastıktan sonra oda loot'u yapmaya karar verdim. Yeteri kadar farm yaptıktan sonra biyolojik laboratuvardan başladım loot yapmaya. Bu sırada drop geldi. Şansa bakın ki drop biyolojik laboratuvara düşecekti. Saat sabahın 9'uydu. Yani yabancıların hiçbiri aktif değildi. Bir iki tane aktif olan vardı. Onlar da ayrıca diğer ucunda. Yani dropumuz şimdiden hayırlı olsun. Umarım C4 ve dinamit çıkar. Ben draw'u beklerken gemi de çıktı ama gemi haritanın diğer ucunda. O yüzden gitmeyeceğim. Evet, C4 ve dinamit çıktı aynen. O kadar sevinmiştim C4 ya da dinamit çıkar diye. AK çıktı iki tane çıka çıka. Bomb Shelter'ın karşısında base vardı ya. Hani beni öldürenlerin base'i. Onları da raidlemişler. Allah'a şükür ya, sonunda dinamit çıktı. Şimdi geriye beyaz toz kaldı. Nükleere doğru giderken erimiş base buldum.
Erimiş bezden büyük fırın ve rafineri çıktı. Evet, ikinci dinamit. Artık beyaz tozumuz da var. İkinci dinamiti beyaz toz için erittim. Hazır nükleere gelmişken benzinleri de topladım, petrolleri de dönüştürdüm. Eve gelince dinamiti ve patlayıcı maddeyi öğrendim. Reyde gidiyordum ki biyolojik laboratuvarda ateş sesi duydum. Raporta baktığımda biyolojik laboratuvarda iki kişi olduğunu fark ettim. Üzerimdeki bombaları atıp bir bakmaya karar verdim. Ama hata yapıp aceleci davrandım ve normal olarak fayda kaybettim. Ama tekrardan evden doğup geleceğim. Tekrar geldim de 3 kişi olmuşlar. Bu faydı alamam. Ama aslında o üçüncü kişi onlardan değilmiş. Onlardan birini öldürdü. Artık faydı kazanmak için bir şansım var. Diğer adamı da öldürdü. Adamın loot almasını bekleyip adamı vuracağım. Ama ölen adamlardan biri tekrardan gelip loot'u toplamaya başladı. Mecburen adamı öldürdüm. Valkyrie Legend loot alırken sıkmadıysa demek ki bu tarafta değil. Etraftan dolanıyor. Bu yüzden hemen loot alıp kaçmaya çalışacağım. Neden kaçıyorum? Çünkü adam etraftan dolanıyor ve ne taraftan dolandığını bilmiyorum. Ekstradan adam demir set. Gereksiz lootları atıp demir seti alacaktım ki adamın uçarak geldiğini gördüm. Kötü pozisyonda olduğum için hemen kaçtım. Zaten aldığım malzemeler kafi bence. Adam tek başına olduğu için bütün loot alamayacağını biliyordum. O yüzden tekrardan geldim. Ve evet, adam demir setlerden iki tanesini alamamıştı. Somewhere far away, I want.